İnsanları neye davet ediyoruz? İslam'ın şu kanunları, beşerin şu kanunlarından daha iyidir. O halde gelin İslam'ın şu kanunlarını alalım. Değil. Biz buna davet etmiyoruz. Biz Allah'tan başka ilahın olmadığını, tek otoritenin o olduğuna davet ediyoruz. Peygamberler insanlara Allah'a itaati öğretti. Allah'tan başka ilahın olmadığını öğretti. Allah'tan daha iyi bilenin olmadığını öğretti. Mesele bitti. Topluma şunu öğretmek lazım. Allah mı daha iyi bilir, insanlar mı? Bu işin çözümü bu. Allah mı daha iyi bilir, insanlar mı? Madem ki Allah daha iyi bilirse, demek ki İslam medeniyetinde bunda bir problem olmayacak. Yani bu gayet güzel bir kanundur. Demek ki İslam medeniyetinde bu kanun sorun meydana getirmeyecek. Allah daha iyi bildiğine göre ve Allah yanlış yapmayacağına göre. Bir bunu öğretmeliyiz. Yani Allah'ın en iyi bilen olduğunu, sonsuz ilim sahibi olduğunu, Allah'ın yanlış yapmayacağını. Sonra Allah'ın tam yetkili olduğunu, tek yetkili olduğunu. Allah yetkili mi değil mi? Madem ki yetkili, o zaman Allah'a itaat düşer bize. Ve bu hükümler İslam medeniyetinde uygulanacak olan hükümlerdir. O medeniyette bunları anlayabilirsin. Bugünkü kanunların da birçoğu insana mantıklı gelmez. O işin uzmanları niye o kanunu koymuş o halde? Bunlara neden itiraz etmiyorsun da? Bu insanlar mı daha iyi bilir, Allah mı? Allah'ınkine itiraz ediyorsun, öyle mi? Yani Allah'ın tam ve tek yetkili olduğunu ve Allah'ın sonsuz ilim sahibi olduğunu insanlardan iyi bildiğini öğretmezseniz, bu teslimiyeti kazandıramazsanız itiraz bitmeyecektir.